dikkat edilirse Beni Ümeyye'de olsun, onlara karşı Ali ve evladının hukukunu koruyup kolluyoruz yahut onun avukatlığını yapıyoruz diye ortaya çıkan Abbas oğullarında, yani Abbas'ın oğullarında olsun Beni Haşim adına bu rekabeti sürdüren, Ali'nin evladıyla bilmem neyle uzaktan yakına alakasının olmadığı, iktidarı kendileri için istediği tarihi bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Beni Ümeyye'nin elinden aldıkları iktidarı Beni Abbas, Abbas oğulları olarak sürdürdükleri tarih bize gösteriyor. Gerek Ümeyye oğulları gerekse Abbas oğullarının iktidar olmaları boyunca, ki toplam neredeyse 500 seneye yakındır, bu süre boyunca siyasi iktidarlar, yani Beni Ümeyye ve Beni Abbas siyasi iktidarları birinci derecede kendi kabilelerinin üstünlüğünü, kendi kabilelerinin iktidarını, gücün kendi ellerinden çıkmamasını öne almışlar ve her şeyi bu amaçlarını gerçekleştirmek için kullanmışlardır. Bu sebepten dolayı İslam bu kadar yayılıyor, dünya kadar insan Zerdüştlükten, Budistlikten, Şamanistlikten, Hristiyanlıktan, şundan bundan İslam'a geliyor, bunlarla ilgilenelim. Bu insanlar eğitilmezse, bu insanların üzerinde durulmazsa, ince ince uğraşılmazsa, bu insanlar eski dinlerini taşıyorlar. Eski dinleriyle birlikte geliyorlar. Tamam, Müslüman oldum diyor. Ne? İşte kelime-i şehadet getir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bitti. Bitmedi. Daha Bismillah yeni başladı. Kim öğretecek? Kavramlar, yani İslam, İslam'a göre ne nedir? Hiç kimse bir şey bilmiyor ki. Adama adama bir kelime-i şehadet getirtiyorsun ve İslam'a girmiş, küfürden çıkmış oluyor. Ama hoş geldin. Yani şu binaya girmek, bir eşiğinden eşiğine basmak var, bir de ta buralarına kadar gelmek var. Yani onun eşiği de, eşiğinin dibi de, yani bir karış dibi de bunun içidir. Tabi buralar da içidir ama burası kadar içi midir eşik? Değil. İnsanların İslam'a girişleri böyle. Yani dinlerinden çıktılar. Eski dinlerini bıraktılar. Nasıl Müslüman oluyor? İşte öyle Müslüman oldular. Ama ortada kaldılar. Eski dinlerinden, kendilerinde neler varsa Müslüman olduk dedikten sonra da onları yaşatmaya devam ettiler. Yaşatmayı sürdürdüler. Çünkü o boşluğu kim dolduracak? Kim onlara eğitim verecekti? Devlet. Devlet neyle meşgul? Gerek Ümeyye oğulları, gerek Abbas oğulları, devlet kendi saltanatını sürdürmekle meşgul. İktidar kendi sülalesinin elinden çıkmasın, onunla meşgul. Böylesine İslam'ın önüne kendi sülalesini, kabilesini geçiren insanların yönetiminde İslam elbette ki en azından ikinci plana düşecekti. Önem itibariyle ikinci planda kalacaktı. Nitekim de kaldı. Kaldı, Müslümanların itikadı ne oluyor, ne bitiyor, ne ediyor filan, amellerini hiç kimse umursamadı devlet olarak. Bir Ömer İbni Abdülaziz var Beni Ümeyye'den ki gerçekten Allah'tan korkan ve ikinci Hazreti Ömer diye İslam literatürüne kayda geçmiş, literatüründe bir insan. O da 2,5 sene filan, yani çok kısa bir süre, onun da varlığıyla yokluğu fark edilmez oldu çünkü çok geniş hudutlara ulaşan İslam topraklarında 2-2,5 sene hükümdarlık yapmanın fazla bir iz bırakması da beklenemezdi. O çok mükemmel bir insan olmasına, takva sahibi bir insan olmasına rağmen nitekinde fazla bir izi eseri olmadı.